Ben hayatı, dünyayı, eceli, ömürü, gece gündüz, kabir, musibetleri, nimetleri, varlık sahasını, ölümü neyle anlamlandırıyorum? Anlamsız mı? Hayatlı mı benim için? Yoksa tesadüf, sıradanlık, tabiat ondan sonra gibi yorumlamalar mı yapıyorum? Eğer bunu ben dini hak üzerine yapıyorsam bütün tasarrufatı hayatlı ve manalı görmek zorundayım. Bir. İkinci olarak da bütün tasarrufatı yapanın kayyum olan Allah olduğunu. Bu üzerine yorumlamaya başladığımda ben bunu böyle yapıyorum. İspatı nedir? Sağlaması. Her şeyi güzel görmek. Bunun sağlaması her şeyi beğenmek. Peki bunu yaptın. Bunu nasıl ifade edeceksin? Üç kelam. Subhanallah. Allahu Ekber. Elhamdülillah. Kalıba nasıl dökeceğiz? Namaz. Yani aslında ikinci nükteden itibaren namazdaki fiillerle namaz başlıyor diye anlıyorum ben. Ama ilk iki noktada yani giriş ve birinci noktada aslında hayat namazının bir anlamlandırılması var. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatü vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala Resulina Muhammedin. Salavat. Bismillahirrahmanirrahim. Fesubhanallahine tumsune ve hine tusbihun ve lehu hamdu fis semavati vel ardı ve aşiyen ve hine tusirun ayeti. Rum suresi 17. 18. ayetin tefsirinin yapılmış olduğu 9. söz. Mütalaa müzakeremize devam ediyoruz. Namazla ilgili olan bölümü. Fıkıh kuralları üzerinden değil, hakaiki imani, esasat-ı imani üzerine anlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla zahiri fıkıh ölçüleriyle anlaşılmaya kalkışmasın. Yanlış manalar çıkabilir o yüzden. İlk noktada abi her bir namazın vakti mühim bir inkılap başı olduğu gibi azim bir tasarruf-ı ilahiyenin aynesi ve o tasarruf içinde ihsanat-ı külliye-i ilahiyenin birer makesi olduğundan Kadir-i Zülcelal o vakitlerde daha ziyade tesbih, tazim ve hassiz nimetlerin iki vakit ortasında toplanmış yekününe karşı şükür ve hamd demek olan namaza emredilmiştir. Yani buradaki namaz manasını biz şu üç tasarruf üzerinde anlamlandırdık. Yani rububiyet sahasında bir mühim bir inkılap başı var. O inkılaplar içerisinde bir tasarruf-ı ilahiyenin aynesi var. Ve onunla beraber de o tasarruf içerisinde ihsanat-ı külliye-i ilahiyenin makesi var. Bu üç noktaya karşı bir şuur, bir farkındalığın adı namazdı. Ve bu namaz bizim insan üzerinde kelamen ve fiilen gözüküyordu. Kelamen 3 kelam, cemal, kemal ve celale karşı 3 kelam ve 3 kelamın da karşılığı olan 3 tane fiil, rükû, secde ve kıyam olarak biz bunu ifade ediyorduk. Bu noktada 5 nükte üzerinden bize bunu anlatacak. İnce ve derin manayı fehmetmek için. Burası da herhalde önemli. İnce ve derin mana yani zahir bir fıkıh ölçüsüyle veyahut da bakışta anlaşılacak manalar olmasa gerek. Mesela kanın kan olduğunu herkes biliyor ama kanın içerisindeki ince ve derin manayı laboratuvar şartları üzerinde kan üzerinde analiz yapanlar biliyor. Mesela kanda alü var, akü var, yoktur desen zahir manada evet yoktur, kırmızı bir sıvı. Ama alü var, akü varı biliyorsun. Ne zaman biliyorsun? Biraz daha kan üzerine ihtisas yapınca. Şimdi bu anlattığımız meseleler namazla ilgili arada abilerin de ifade etmiş olduğu manalar namazın içerisinde girdiğimizde namazın o zahiri sureten namazı geçtiğimizde derinleşmeye başladığımızda ince bir bakış ve nazar işte ve derin bir nazarla anlaşılacak manalar. Oraya kaçınmamak lazım. Metinde şükür ve hamd demek olan diyor. Onunla alakalı bir noktaya nazarımız var mı? Şükür ve hamd üzerine abi ilerleyen yerlerden bir şey yani getirebiliriz. Farklı bir noktaya nazarımız var mı? Hani şükür dememiş, hamd dememiş de ikisini ayırmış yani. Şükür genel itibariyle yani ilerleyen bölümlerden ben getireceğim için şu anda söylüyorum. Ben bu dersi, bu metodu ilk 8 söz üzerinden getirdiğim için böyle bir ayrıma girmedim. Ama mutlak ayrım var çünkü hikmet üzere inşa edilen bir tefsir. Şükür daha çok sanki insanın şahsına bakan tarafı. Hamd biraz daha geniş bir mana. Yani bütün mahlukatı içine alan bir manayı ifade ediyor diye düşünüyorum ben. En basit manada. Sizin bir şeyiniz var mı bu noktada? Yani şu andaki kılınan namazlar noktasından bir şükür oluyor. Çünkü her nimet kendi cinsinden bir şükür oluyor. Şükrün de çeşitleri var. Gayri şuuri şükür var, fıtri şükür var. 5-6 tane külliyatta şükür var. O hareketler şükür oluyor. Hamdin en meşhur manası sıfat-ı kemaliye izhar etmektir. Şuurlu bir şekilde yani iki vakit ortasında Cenab-ı Hakk'ın bu tasarrufatına karşı ona mukabele etmek o hamde giriyor diye. Böyle bir noktaya nazarım vardı önceden beri de. Yani hamd, herkesin hani bir çekirdek namaz vardı benim. Demek ki benim namazım nerede, senin nerede? O namazın çekirdekten inkişaf etmesi için şükürden hamd tarafına bir kemalat-ı ilahiye dediğimiz bu aradaki vasıflar yani. Cenab-ı Hakk'ın tasarrufatını görmek, ihsanını görmek bu hamd oluyor yani.
Yoksa adam da hemen ezan okuyup gidiyorsun, namaza duruyorsun. Bu şükür dediği bu yani. Hareketlerin, fiiliyatın şeyini. Ama hamd olduğu zaman biraz daha böyle geniş oluyor. Şuurun küllileşmesiyle beraber oluşan halet hamd. Mesela her namazdan önce, vaktin evvelinden önce Kabe'yi hayalen nazar almak menduptur. Yani halka halka, ben de o halkanın içindeyim. Bu hamde giriyor yani. O aradaki vasıfları görmek, o hamd oluyor yani. Şöyle olur mu? Şimdi şükürle hamd arasında ne fark var? Bir cümleyle böyle özetleyecek olursak, şükür verme maksadını anlamak. Hamd da vereni tanımak. Yani birinde verme maksadını anlamak, birinde vereni tanımak var. Sizin usulden geriye doğru gittiğimizde, geriye doğru giden her adım şükür. Yani işte ben bu namazı niye kılıyorum? Demek ki hani üstünde konuştuğumuz tasarruf, celal, evet, kemal, esma-i hüsna şeyinde, tablosunda o ilk 8 söze mukabil 9. Yani bu 9'dan geriye doğru giden her adım, yani ben bunu niye yapıyorum? Ben bunu niye yapıyorum? Yani şey, veriliş maksadı ne? Yani bu işi yapma maksadım ne? Hareketleri şükür namaz manasında. Hamd ne? Bunun bütünlüğü. Yani seni bu verenin şeyi tanımaya çalıştıkça, yani veriliş gayesini anladıkça vereni tanımaya götürmesi şeyi. Kademe kademe işte nereye götürecek? Seni işte Esma-i Hüsna'ya götürecek ya da işte Rabb'a götürecek, Rahman'a götürecek, Rahim'e götürecek, neyse yani Cenab-ı Hakk'ı tanımaya götürmesi. Şimdi ben bunu niye yapıyorum mu bilmek namazda şükrün karşılığı, kime yapıyorum hamdın karşılığı gibi. Mesela diyelim ki bir elma yiyorsun ya abi, diyorsun ki şükürler olsun değil mi? O elmadaki, mesela diyoruz ya küçüklüğü elime göre, rengi gözüme göre, bunu yapan her şeye hakim olun. Bu hamd bu yani. Hamd kemali sıfatları görmek yani. Vereni tanımak. Evet, vereni tanımak manasında. O zaman hamd Allah'a şükür rübiyete mi bakacak? Ayırabilirsek. Böyle bir şey fark ediliyor ama ille böyledir denilir mi? Biraz şey etmek lazım. Yani birisi rububiyetle alakalı, birisi uluhiyetle alakalı gibi. Diyebiliriz abi. Niye diyebiliriz? Çünkü namazda mesela baktığımız zaman 9 sözde 3 tane isim var. Bir ilah ismi. Demek bunlar için tarafı ilahiden vaaz edilmişler diyor. İlah ismi yani namazda. Birisi de Rab ismi. Bir de benim gördüğüm selam ismi. Allah'ım entes selam diyoruz ya. Bu kainattan maksadı hala tezahürü rububiyete karşı, ubudiyeti külliye insaniye ya. Yani orada bir uluhiyet tecellisi var, inkılap tasarruysan. Ona mukabil rububiyet olması gerekiyor. Yani sen bir mukabele etmen gerekiyor yani. Bir şey kurabiliriz yani. Bu manada şükür rububiyet noktasında şirki terki ifade ediyor. Hamd uluhiyet noktasında, evet, şirki terkini ifade ediyor. Yani. O zaman bu yani işte gene 1, 2 ve 3. sözlerde de bu mana var. Aynı mana 1, 2, 3. lemalarda da var dikkat edilirse. 1, 2, 3 mektupta da var yani. Dolayısıyla yani hem uluhiyet noktasında şirki, hem rububiyet noktasında şirki, hem de esbab noktasında şeyi, şirki terk etmekle kalp ve ruhun daireyi hayatına geçildiği için 4. lemada hatırla yani. İşaret-i Hicaz'da da buna şey var. İşte neydi? Esbapta şeyi terk. Masivalattan şirkten. Masivada şirkten. Yani bu 3 adımı, yani 1. 2. 3. söz diye de bakılabilir buna. Bu 3 adımı şey yaptığın zaman kalp ve ruhun daireye hayatına geçiyorsun ki işte namazda da asıl maksat huzuru şaneye kabul. Ya alemi şehadette ceseden bir namaz kılmayı netice veriyor. Yapamadığın takdirde yani şükür ve hamdı yerine getiremediğin takdirde ya da yerine getirdiğin nispette, müsbet bakalım biz hiç. Yerine getirebildiğin kadar huzuru şahaneye kabul olmasının esrarı nedense şükür ve ham demek olan namaza emredilmiştir. Yani sen böyle böyle yapmak mı istiyorsun? Huzuru şahaneye kabul mü edilmek mi istiyorsun? O zaman şükür ve hamdi yapacaksın. Yani rububiyette ve uluhiyette şirki terk etmedikçe sen bu huzura kabul olmazsın gibi bir mana diyor ki. İlk sözlerle alakalı. Evet, çok güzel oldu. Allah razı olsun. Evet, devam ediyoruz. Namaza emredilmiştir. Şu ince ve derin manayı bir parça fehmetmek için 5 nükteyi nefsimle beraber dinlemek lazım. Tabii bu belki de tecvid metodunda bizim için en önemli noktadan bir tanesi bu. Kur'an'ın ilk ve has talebesi, yegane talebesi nefsimiz. Yani rahlenin hemen karşı tarafına herhalde sürekli nefsimizi koymakta mükellefiz. Belki de Kur'an'ın manaların açılmasının en büyük şartlarından bir tanesi. Zemini, nefsimizi
koymak ve onunla muhatap olmak. Yani hariçte değil, bütün iki yolu da, işte münafığı da, Firavun'u da, Karun'u da hep nefis içerisinde bulup o manalar üzerinden kendimizi muhatap ederek Kur'an'a ve Kur'an hakikatlerine muhatap olma metodu. Bir de bu da tabii burada bizi de merciyetten de azdettiriyor. Yani birilerine bir şey anlatmak için değil de muhatap olduğumuz ve şimdi hepimiz burada çalışmış olduğumuz bir parça nefsimize anlatmaya çalıştığımız hakikatleri tekrardan daha fazla öğrenmek adına bir ders yapıyoruz. Önemli bir güzel bir ölçü. Yani belki de bu zamanın çok ihtiyaç olan bir ölçüyü bize verdi. Bunu aynısını birinci sözde de vermişti. O paragrafın birinci sözdeki ey kardeş benden birkaç nasihat istedin. Sen bir işte asker olduğu için asker temsilatı da ifade etmiş olan paragrafta mesela 7-8 adımlık çok güzel bir tebliğ metodu sergileniyor. Yani bu zamanda birisine bir din anlatacaksa takip etmen metot orada işte şefkatle başlayan, işte temsil hakikati, nefsinle beraber dinlemek, işte kim isterse beraber dinlesin vesaire gibi esasları kullandığımız zaman o zaman işte çok doğru bir tebliğ metodu ortaya çıkarmış oluyoruz. Yani din anlatmak mesele değil, dini doğru anlatmak mesele. Bu zamanda en büyük ihtiyaçlarından bir tanesi bu. Dairem içerisinde de böyle bu. Mesela bir hakikati anlatıyor ama hakikati paramparça ederek anlatıyor. Evet, hakikati ondan sonra budayarak, kameralara feda ederek. Üstad diyor ya, manayı safiyeyi kafiyeye feda etmemek değil mi? Yani şimdi o bir ölçü aslında. Bir mana derinliği var ve o mana derinliğine mukabil bir anlatımla anlatmamız lazım. Ona mukabil ama çoğu zaman biz mana uyusun da safiyeyi kırıp işte biç gibi böyle üzerinde Photoshoplamalar yapabiliyoruz. Yani Tekin abinin de söylemiş olduğu o manayı nazm-ı manaya göre değil. Yani nazm-ı manayı alıyorsun, manaya o yüzden oturursa kabul ediyorsun. Ama oturmuyor, gel manayı bükelim, eğilelim, tevil yapalım falan. Bunun sonu gelmiyor bu sefer. Tevil doğurmaya başlıyor. O zaman işte kutsiyet bozuluyor. Aynen, kutsiyet bozulmuş oluyor. Yani o zaman şöyle bir mana buluyor, güzel oldu Allah razı olsun. Nefsine ders yapmanın ölçüsü manadaki kutsiyeti bozmamak. Manadaki kutsiyet bozulursa bu sefer abicilik işte dediğin gibi ortaya çıkıyor. Abi güzel ders yapıyor oluyor. Yani halbuki nefsine güzel ders yapan adamın dersi evet, güzel oluyor. Çünkü niye? Kutsiyet bozulmuyor yani. Aynen öyle, çok doğru. Evet, birinci nükteye geçiyorum. Bu noktada ekstra ekleyeceğiniz bir şey yoksa tekrardan geri döneceğiz. Üzerine müzakere yapabiliriz atladığımız yerler olursa, atladığım yerleri görürseniz. O ince derinle ilgili 24. şeyde mi bu derin ve şeyde yani birkaç yer şu anda var. İnce ve derin diyor mesela. İnce derin başka da var. 24. mektupta vardı galiba başında. Mesela şey için söyleyeceğim bir noktaya nazar. Yani birinci mertebe çok kıymetli bir hakikat olmakla beraber çok ince ve derin. Mesela soruyorum abi buradaki incelik ne, derinlik ne? Kimse okuyoruz bak orayı biliyoruz. Oradaki incelik ve bir tanesini söylüyorum ben hani. Diyor birinci mertebe çok kıymetli, ince. Oradaki incelik, orada ölümün çaresi var yani birinci mertebe asbiyede. Hani diyor Hakk'a lekin gördüm, işte onun inceliği, derinliği o yani. Ölümün çaresi var. Şimdi buraya geldiğimiz zaman, burada da incelik ve derinlik var. İşte buradaki incelik ve derinlik ne? Hani demin dedik ya abi, hani fıkıh çerçevesindeki ölçülerle bakmamak. İşte ince ve derinlik dediği bu yani. Bu noktada şimdi siz ilaki dersten atıf yaparak geldiniz. Ben ilk 8 söz üzerinden yani ince ve derin o zaman şöyle anlamlandıracağım. Bence ilk anlamamız gereken incelik ve derinlik insanın mahiyetindeki derinlik ve belki de latifelerindeki incelik yani. Bu manayı yakaladığımız zaman, o insaniyet zeminini oluşturduğumuz zaman ondan sonra o bütün Kur'an'ın emirleri işte ki namaz en büyük emir, 100 yerde bize emredilmiş. Ve benim kainat olan irtibatım, kainat olan irtibatım içerisinde benim ruhuma temas eden, işte kalbime temas eden, hayat yorumlamalarının noktasında benim kullanmış olduğum bütün o insani noktaların inceliği ve derinliği anlaşılınca o zaman bütün mana löp diye yerine oturuyor. Öteki türlü onu yakalayamayınca ilk 8 sözden ben şimdi metot üzerinden gittiğim için sizin dedikleriniz doğru, Murat abinin söylemiş olduğu da şey doğru. O her ince ve derinlikte mutlaka o paragraf içerisindeki yeri bulmamız lazım. Şimdi geriye dönelim, o küçük sözlerle beraber baktığınız zaman ince ve derinlik yani namaz dediğimiz zaman şu andaki toplumda 3 hareket. Ayakta dur, eğil, secdeye git. Bu değil. O geçmiş söze bak. Hayatın içerisindeki o her şeyin namazı. Evet. Onu anlatacak beraber nokta olarak anlatırdı. Yani evet. O zaman nokta derdi. Yani ince derin mana anlatmayacağı zaman nokta ifade ediyor. Yani alem-i şehadetteki karşılığını anlatacağı zaman üstad nokta tabirini kullanıyor. İnce derin mana anlatacağı zaman nükte tabirini. Oysa bütün nükteler bu şeyde, kıvamda. Yani dediğin gibi bütün mahiyeti insaniyeyi ilgilendiren noktaları arayıp bul
emri var aslında. Evet. Zihni olarak yani. 24'te de şu suali halleden çok geniş, çok derin, çok yüksek olan hakikat uzmanı. Bunun için de işte temsil metodunu kullanıyor. Şeyde hani dürbün, pencere, evet. Cihetül vahdet ve bir tane daha söylüyor. Merdiven. Yani. 4 tane şeyi kullanıyor. Kur'an'ı metod olarak. Yüksek hakikatlara çıkmak için evet. Merdiven işte. Dürbin, ondan sonra dürbin. Pencere ve Cihetül vahdet yani başka meseleler için toplayıp mesele getiriyor. Yani o dağınık gibi gözüken meselenin aslında aynı çekirdek içerisinden çıktığını gösteriyor. Yani. Aslında okumada şöyle yapabilirsek devamında, ha bak burası ince kısmı, burası derin kısmı diye böyle kafamızda dursun yapalım. Bir de şu var abi, bu hem güzel olur ama herkesin inceliği ve derinliği farklı. Şimdi manayı ben şeye benzetiyorum, hamama giren terler. Ama herkes kilosuna göre terliyor. Yani işte benim terlememle Tekin abinin işte beşine terleyecek. Bir deri bir kemik adam yani. Ne kadar ter çıkacak. Benden çıkan ter aynı olmaz. Yani bu ince ve derinlik nazm-ı mani olarak gösterebilir ama ince ve derinlik bence kişinin ince ve derinliğine göre değişebilir. Sana göre çok derin olan mesela adam üstad diyor ki onların ayakları işte boğuldukları yerler benim ıslatmadı diyor mesela. Değil mi? Şimdi bak onlar derin değil mi? O adam çoğu filozof ve gerçekten de IQ seviyesi çok yüksek. Çok derin insanlar ama üstadın derinliğinin yanında şey olabiliyor ya. Yani. Evet. Birinci nükteye geçiyorum. Bu noktada ekleyeceğiniz bir şey yoksa. Birinci nükte namazın manası Cenab-ı Hakk'ı tesbih ve tazim ve şükürdür. Yani namazın manası dediğimizde bu üç tane şuur hali ve kavl ve hal hali diyebilir miyiz artık buna? Nasıl diyeceğiz? Üç tane şey yapıyoruz biz. Cenab-ı Hakk'a karşı görmüş olduğumuz 3 noktaya karşı 3 tane mukabelede bulunacağız. Cenab-ı Hakk'ı tesbih, tazim ve şükürdür. Yani celaline karşı kavlen ve fiilen Subhanallah deyip takdis etmek. Şimdi biz namazı aslında 3. sözde bize bir ders verildi. Kelime-i şehadet dersi verildi bize. Abid namazında der ki eşhedü en la ilahe illallah. Üstad buraya alıyor, gerisini almıyor. Eşhedü en la ilahe illallah deyince şimdi kelime-i şehadeti klasik bir metotla tefsir ettiğimizde ya da o anlamı verdiğimizde o iş şey oluyor. Sen söyle yani o derinlik kaybolmaya başlıyor. İşte eşhedü şahidim. Ne? La ilahe yani ilahlar yok. İlla Allah var. Bu sonuç. Yani biz sonucu söylemekteki kuvveti süreç içerisinde harcamamız lazım. Aslında la ilahe illallah sonucu çok sağlam bir süreçle aslında ortaya çıkacak bir şey. Dolayısıyla la ilahe illallah'ı kuvvetlendiren la ilahe kısımlarıdır. Her bir la ilahe bir basamak olup bizi illallah'a götürmesi lazım. Yani o iman süpürgesiyle önümüzdeki o vehmi ilahları ortadan kaldırmamız lazım. Bu vehmi ilahları ortadan kaldırınca bizim kainat içerisinde göreceğimiz tasarrufat celal, kemal ve cemal olacak. Yani bu hayat aslında bu üçün tezahürü. Yani esma-i ilahi noktasında bu üçün tezahürü ortak yani dokuz söz üzerinden gidiyoruz ya. Üç tane vasıf üzerinden esmaların bu manayı ifade ediyor. Hayat aslında bunun tezahürü. Şimdi ben buna bir mukabelede bulunacağım. Dedik ya o tabloda. Yani insan bir şeyi müşahede ediyor. Bir şahadeti var. Bu şahadeti üzerinden yapacağı bir reaksiyondur namaz. Yani hem fiilen hem kalen. Bir reaksiyon göstereceksin. Çünkü bu insanın fıtratında var olan bir şey. Yani bir iyiliğe karşı, ihsan, celal ve kemale karşı değil mi? Mukabelede bulunma insanın fıtratında olan bir şey. Dolayısıyla insaniyetimi ben kullandığımda şu müşahede sahamda eşhedü en la ilahe illallah diyorsam yani şahitlik etmişsem bütün varoluşu var eden Allah'tır. Hiçbir esbabın, ne insanın ne tabiatın hiçbir tesiri yoktur. Vücuda gelen her şey hayırdır. Hayırsa eğer bütün bu varoluşu ben gayba göre anlamlandıracaksam bunu yapan zat işte ikinci sözdeki altı vasıf üzerinden gittiğimde her şeyin de ibadet halinde olduğunu görmeye başladığımda benim dünyamda oluşacak olan hayat anlamlandırması üç vasıfla ifade edildi. Celal, Kemal ve Cemal. Buna karşı ben bir mukabelede bulunacağım. Kavlen ve fiilen, lafzen ve amelen, kalben ve bedenen. Yani burada bir ayrım noktasında düşündüğüm bir şey bulamadım. Mesela kavl söylüyor, fiil söylüyor, laf söylüyor, amel söylüyor, kalp söylüyor, beden söylüyor. Bu noktada bir mutlaka bir ayrım vardır ama tefekkür ettiğimde bir şey bulamadım. Bunun karşılıkları bizde Subhanallah, Allahu Ekber ve Elhamdülillah olarak çıkıyor. Şuradan biraz daha derinlemesine alırsak, şimdi bu da yine bir kaçak at çektim. Ondan sonra Mesnevi'den
4 tane emi getirdim buraya koydum. Yani bazen kaçabiliyor böyle. İlla metot üzerinde gideceğiz diye de bir kanun yok. Ayettir, hadistir yani. Kendi kendimi naks edebiliyorum böyle. Şimdi insanda 4 tane vazife var diyor Mesnevi'de. Müşahit olma, mütenezzi olma, mütehayyir olma, mütefekkir olma. Aslında bu vasıfları küçük sözlerde bize buna isim vermeden söylüyor. İşte 8. sözde mesela şahit olma, değil mi? Beğenme, güzel görme, işte hayret makamı. Bunların hepsini bize sözler içerisinde söylüyor ama bu vasıfla ifade etmiyor. Yani müşahit demiyor da işte abid namazında der ki diyor mesela. Bir müşahit şehadeti gösteriyor. İşte mütenezzihi bana 8. sözde güzel gören, güzel düşünür şeklinde hayat her şeyin iyisine bak sırrıyla gösteriyor. İşte mütehayyiri arslan saldırdı, meşekten çıktı falan filan diye hayreti gösteriyor. Mütefekkir işte düşünmeyi zaten gösteriyor, bakıyor değil mi? Hepsi var bunların içine ama bu vasıflar üzerinde değil. Ama o yüzden ben de bir kaçak at çektim. Yani yok değil ama var da değil. Ne ayn ne gayr misali. Şimdi bütün bu şeyleri ben celali bir tecelli olarak görüyorum. Yani bütünsellik içerisinde bir celal tecellisi var. Bu tecelli inkılap ve tasarruf olarak gözüküyor kainatta. Yani benim içinde bulmuş olduğum hayat içerisinde inkılap ve tasarruf olarak gözüküyor. Şimdi buraya kadar işin iman boyutu. Bunun bir eylemi olacak. Yani bunu gördüğüme mukabil ben bir eylemde bulunuyorum. Bu eylemin adı da kavlen, işte tesbih, subhanallah, fiilen de rükû ve secde olarak dışarı vuruyor. Aslında namazdaki huşu iman ve iman süreciyle başlıyor. İman dediğimizde hayat okumasının, yani Murat abi dedi ya iman odur, işte o hayat okuması aslında bizim o hadiseyi, eşyayı ve hadiseyi 23. sözde gidersek intisabıyla kurduğumuz bir şuur hali, o şuur hali eylem olarak namazda fiil ve kavl olarak ortaya çıkıyor. Yani ben gene Nazm-ı Mani'ye gene Cenab-ı Hak canibinden baktığım zaman gene taşlar oturuyor. Bu müşahit, mütenezzih, mütehayyir, mütefekkir. Bunlar gene şey, istidada yükleme olarak görüyorum ben gene. Bunların tezahürü 11. sözde gözüküyor. Yani asıl şeyi, karşılığı bu yani. Dikkat ederseniz mesela bunu biraz delillendireyim hemen kısacık. 9. sözün 10. sözden ne irtibatı var dense, işte 9. sözde 7. güne işte haşrin sabahı olarak şey, evet, ifade ediyor. 10. sözde haşir meselesini anlattıktan sonra haşir meselesini nasıl bitiriyor? O İzzet Şems-i Kübrat ayetinin şeyinde, tefsirinde, Zeyl'in 4.sünde galiba. Yani önce Adem perdesi, arkasından esir perdesi, arkasından sema perdesi. Sonra da diyor ki o semaya güneşi taktı diyor. Sonra 11. sözde Şems suresiyle başlıyor hadise. Evet. Yani aslında Cenab-ı Hak canibinden baktığın zaman hani 10 milden bahsetmiştik ya abi. Bu 10 sözde o tenezzülat-ı ilahiye tamamlanıyor. Perdeler açılıyor. Sonra o perdeler tekrar ne yapacak? Toplanacak geri. İşaret-i Ricaz'daki şeyi hatırlayın yani. Kumaş şeyleri, evet, gibi. Yani önce işte Adem perdesi, ondan sonra esir perdesi, esir perdesinden sonra sema perdesi, semaya güneşin takılması. 11. sözden itibaren de senin şeyin başlıyor artık. Yani işte müşahiden, işte istinsahın vesaire vesaire. İşte 12. söz, 13. söz onların üzerine bina eden gene onlu onlu bir şey var. 10, 20, 30 tarzında böyle bir bütünlük var şeyde, Risale-i Nur'da. İlk 10, ikinci 10, üçüncü 10 diye de bakılabilir. Hatta işte bir 30 söze bir bütün olarak şey yapılabilir. Siz o zaman şöyle yapıyorsunuz anladığım kadarıyla. 1 ile 10. sözün aslında varlık sahasına varlığın çıkma serüveni olarak bakıyorsun. Böyle de tabii, böyle yani, de bakalım. Tabii tabii anladım. 11. söz de benim varlıkla tabii buluşma zemini. Evet. Çok öyle, güzel. Öyle başlıyor. Yani hepsi zaten 30 cüz, 30 söz, neticesi Miraç oluyor 31'de yani. Aslında sözler 30'da bitmiş yani. 30 sözde bitmiş, 31 şeyi netice vermiş, Miraç'ı netice vermiş. Ondan sonraki 31, 32 ve 33 artık meyvelere bakıyor yani. Çok zaten bütün külliyatta, mektubat, lemalar, şualar sözlerin içinde. Evet. Hepsinde dahil yani. Dolayısıyla aslında 30 cüzün, 30 cüz olan Kur'an'ın izahı 30 sözdür yani. Zaten birinci sözün hatimesi 30. sözdür yani. Yani bu başlayan serüveni 30'da hitam buluyor yani. Anlattığı işte tabiat ve enet şeylerin, tavuklarının işte tahavülat-ı zerret olarak izah etti. Şeyi kapattı. Mevzu bitti.
Bunu anladığın nispetle bir ne oluyor? Miraç oluyor yani şeyde 31'de. Evet, ene ve zerrenin bittiği yerde miraç başlamış yani. Evet. Sen onları işte devreden çıkıyorsun. Yani bütün varlığı sistemsel olarak varlık sahasında getirdin evet. getirdin. Sonra tekrar çözülmeyle, tecerrütle aslına döndürdü. Aynen. İnna lillahi ve inna raciun oldu. Tabii, oradan miraç başladı. Tabii tereşü edecek tekrar. Yani önce işte temessül var. Sonra işte tekrar şeyde meyvede tereşü ediyor yani. Hmm. Ne ayn ne gayr dediğimiz o kökteki çekirdekle, toprağın altındaki çekirdekle, meyvedeki çekirdeğin buluşması hadisesi. Yani gene afak ve enfüs. Gene işte ene, enfüse, tabiat afaka bakıyor tabilat-ı zerre. Evet. Birinci sözdeki afak enfüs açılımının içini doldurdu. Seni ne yaptı? Bak miraca şey yaptı, taşıdı yani. Ama bunu ne yaptı? Bir sistematikle, yani bir kanuniyet silsilesi içerisinde. Tabiri caizse sana bunlar senin istidadına monte edilerek senden bunlar istendi şeyi var. Mesela. Benden hariçten bir şey istenmiyor. Tabii. Teklifi mağlayı tek olacak zaten. Yani bunu anladığın zaman adam, işte o zaman yani bu itikadın neticesi olarak bir ibadet ortaya çıkması arzu ediliyor. Öbür türlü suni kalıyor, taklidi kalıyor. Yani işte ben işte 500 tane Yasin okusam şu işim hallolur mu ya dönüyor iş yani. Sihir. Yani evet. O nurani sihir. Yani bir şeyleri okuyup da Cenab-ı Hakk'a yakınlaşmak değil. Cenab-ı Hakk'a hakikatla yaklaşarak o hakikati anlamanın gereği olarak virt yapmak. Onu o hakikati anlamış adam olarak Yasin suresi okumak yani. Marifet derinliği esas olmalı. Yani bu şey hani ilk başta iptidada anlatılan işte bunu yaparsan bunu böyle böyle olur şeklinde değil. Tabii. Artık tamamen tanıma merkezli bir din anlatımı var, tabii. Anlaşılması i̇şte var. İşte bu tarzda anlaşılırsa o zaman sual sorma gereği kalmıyor zaten. Yani şimdi gençlerin mesela sorduğu suallerin bize komik gelmesinin, basit gelmesinin altında ne var? Çünkü sen şeyini biliyorsun, hakikatini biliyorsun, nerede saptığını biliyorsun adamın. Onu tamir etmek için işte sistemi ne yapman gerekiyor? Baştan kurman gerekiyor. İşte ben de diyorum ki bu sistematik bir hap haline getirilir, bu tarzda bir din anlatımı yapılırsa itiraz edecek bir yer yok. Zaten imtisal etmeye meyyal bir fıtratımız var. Üstad da bunu yapmış yani tabiri caizse. Evet abi, Allah razı olsun, çok güzel oldu. Subhanallah üzerine celaline karşı kavlen ve fiilen Subhanallah deyip takdis etmek. Bu kavl ve fiil noktasında bir şeyiniz var mı? Yani onu benim şey yapabildiğim kadarıyla 5. nüktenin baş tarafında anlatılıyor sanki o mevzu. Oraya kadar gidebilir miyiz bu kamp şeyinde bilmiyorum. Yok, ama. Zor. Oralara gelemeyiz. Zaten gitmeyin mi zaten abi? İstenmedi yani. Fiilen hani kavle hep anlıyoruz da fiilen anlamak biraz daha sanki şey kavlen işte tamam Subhanallah demek gibi geliyor da. Sen lafızla kavl arasında ne ayrım var? Bu herhalde abi birisi o namaz hareketleri var ya birisi onu kastediyor orada çünkü birinci nüktede namazın manası anlatılmış. İkinci nüktede ibadetin manası anlatılmış. Yani Allah bu ibadeti niçin koydu? O anlatılmış. İkide bir de insana bakan manası anlatılmış bir de. Kavli, fiil, lafz, amel, kalp, beden. Birisi iki vakit ortasına bakıyor. Diğeri o hareketi yaparkene bakıyor. Yani eğilip kalkıyorsun ya. Yani fiil, amel, beden... Ayrı evet. Bir mana, o namazda gösteriyorsun, evet. Kavl, lafz ve kalp. Yani ben kendi sistematiğimde bunu tamamen şey söylüyorum yani düşünülmüş bir şey olarak değil, sadece bir noktayı nazar açmak için söylüyorum. Şöyle olabilir, yani kavl, lafz ve kalbin alemlere bakan şeyleri olabilir, manalar olabilir. Yani alem-i şehadette bu kavl olarak gözüküyordur, alemi melekutta bu lafz oluyordur, hakikatta da kalp oluyordur. Gibi de anlaşılabilir. Bu sadece şey, hariçten üstünde tefekkür edilmeden söylediğim bir şey yani. Şimdi sadece abi hani demin dedim ya, birisi iki vakit ortasına, birisi harekete bakıyor. O şekilde bakma, sadece harekete bak. Fıkıh zaten bunu anlatıyor yani. Fıkıh, öyle değil mi? Nasıl eğileceksin, eğilirken ne söyleyeceksin, ondan sonra kaç kere söyleyeceksin, neyi okuyacaksın, nasıl okuyacaksın. Yani burada şöyle aslında, yani fiilen Subhanallah deyip takdis etmek ne demek? Yani şimdi tamam o birinci mana namazdaki hali ama biz onu konuşmuyoruz bence. Bu daha geniş bir mana. Yani fiilen ben nasıl Subhanallah derim? Abi bak bir daha söyleyeyim. İki vakit ortasında diyor ya abi. Ha. Şimdi demin onu söyleyeyim. Buradaki anlatmış olduğu şey sadece o hareketleri yapmak değil yani.
İki vakit namazı diyorsun ya. İşte onunla beraber fiiller. Yani bütün iki vakit ortasında yaptığımız bütün fiiller evet. Subhanallah demeli. Evet. Nasıl diyeceğiz? İşte mesela deprem oldu. Yani şu anda ekonomik gelişmeler var. Uygulayalım şimdi. Hı. Ekonomik gelişmeleri kime veriyor herkes? Reise veriyor öyle değil mi? Hı. Yok faizi arttırdı, eksildi, düşüldü bilmem ne. Buradaki tasarrufatı kim görüyor? İnsana bakan insanatı kim görüyor? Taktis yok yani burada. Nerede var abi yok işte. Şimdi burada o zaman fiil olmaması lazım. Buradaki fiil fiil değil ki. Çünkü burada fiil anlatılmıyor birinci nüktede. İkinci nüktede fiile geçecek. Niye fiil diyor ya fiile? Hayır hayır mesela fiil deyince fiilin mahiyeti belli değil. Bak burada karıştırmamak lazım. Şimdi birinci nükte insana bakıyor. Tamam. Bak namazın mana. İkinci nükte ibadeti Allah'a bakıyor. Burada insan hani bak oraya mukabele demiştik. Nasıl mukabele edecek? O hareketler zaten mukabele. Öyle değil mi? Eğilip kalkıyorsun. Sadece o değil yani. Benim orada gördüğüm yani. Çünkü baştaki ifadeyle alttaki ifadelere baktığım zaman iki vakit ortasını ayıramazsın aşağıdaki metinden. Zaten onun izahı aşağıdaki metin. İki vakit ortasının izahı. Evet ben namazı iki vakit ortasında kılın o hareketleri yapıyorum. Peki ne yapacağım ben? Oradaki fiillerin, oradaki amellerin, oradaki kavlin beraber yani sadece o hareketlere bakmak eksik kalıyor yani. Benim anladığım senin anladığın bana yani burada namazdaki fiillerden bahsetmiyor evet. Diyorum. Tamam ha değil. Hayat okumasındaki evet. Reaksiyonlarımız evet. Diyorum. Ha, tamam. Aynı şeyi konuştuk sen. Ben doğru mu anlamışım? Evet. Tamam. Yani zaten o... İkinci şeyde o şey kalaba fıkıhtaki kalaba secdeye rüküyü sonra söyleyecek. Şimdi benim yani dediği gibi mesela Subhanallah diyorum ya ben. Ben şimdi neyi görünce Subhanallah? Celal'i görünce Subhanallah diyeyim. Ama ben Celal'i gördüm fiilen ve halim ve kalim bunu reddediyor. Aslında ben orada Subhanallah okumuyorum yani. Ama o burada bu fiil yok yani. Hala o namaz fiilleri yok. Namaz fiilleri sonra gelecek. O fiilin içinde doğru mu? O gene hayatın sembolü orada oluyor. Heh. Öyle bakacağız. Kendisine de gene değil. Tabii. Ha o evet. Namaz hayat namazındaki fiiller. Yani şuur yani düzeyindeki anlamlandırma. Buradaki fiilin de aslında o hayatın tabii, tabii. İfadesi olarak İşte bakacağız. Abi incelik derinlik dediği bu yani. Şimdi hani dedi ya ince ve derin. Buradaki ince ve derinle yukarıda münasebet kurduğumuz zaman hayatın kendisi yani. Tesbihat olmalı, takdisat olmalı, yani şükür olmalı, hamd olmalı yani. Sanki şu gibi de geliyor ben abi. Kavlenle fiilen sanki biri ilmel yakın, biri aynel yakınlık gibi. Yani artık fiilinde de gözükecek, aynel hale gelecek. Yani fiilde olan şey aynel yakındır artık. Yani Subhanallah'ı takdis etmeyi artık fiilinde de olmalı. Fiilime giren bir şey benim aynel yakınlaşmıştır artık öyle değil mi? Gibi hissediyorum. Ama o artık sende aynileşiyor yani. Çünkü hal haline geliyor. Sende bir tepki fiili olarak artık o durumdasın. Şeyde mi nerede geçiyor? Görmek ve göstermektir manası. 11. sözde mesela. Şimdi ben ileri gidemem de siz gidebilirsiniz. O da alın gelin. Şimdi abi şöyle bir mana olabilir. Mesela birinci söz mü önce yazılmış? 28. söz mü? 28. Hmm. Söz. Evet, orada öyle bir karışıklık oluyor. Yani ama ona mı bakacağız? Kendi tertibine mi bakacağız? İşte hepsine birden bakacağız. Geriye bakmak işte belli meselelerde bir kısır döngü oluyor. Çünkü bir hüküm koyacak veya hüküm çıkaracak. Esbab-ı nüzule bakıyor. Hangisi önce nazil oldu? İşte mesela nes olunan ayetler var. Veya da işte o tertibi de kullanıyor. Ben yanlıştır, eksiktir demiyorum. Hani böyle bir kısır döngü olmak, başka bir yere bakmak bence mütemmim olma noktasında iyi olur yani. Sadece. Ya tabii ya diyorum ya alıyoruz işte mesela değil mi ya görmek ve göstermek diye kopya verdim. Ondan sonra öğretmenden gizli olarak kullanabilirim. Yani onu bu manayı kal ve fiil olarak çok yerde gösterebiliriz. Yani haliyle ifade etmesi insanın bir de bu noktası da var. Ama tam böyle iç sekizde öyle. Zaten gene ben döndüreceğim Cenab-ı Hak canibinden Nazm'ı olarak. Bunları gene istidat noktasında konulduğu takdirde yani sair şeyler... Sahih sözler, ileriden alıp geldiğimiz, mektubattan, lemalardan aldık geldiğimiz bunları anlamak noktasında, kullanmak noktasında bakmak gerekiyor. Yoksa tertip sırasına göre yaptığımız nazım onlardan istifade etmeyeceksin manasına gelmez. Onların açılımı yani burada şimdi sen çekirdekten konuşuyorsun. Cenab-ı Hak canibinden anlatırken çekirdekten konuşuyorsun. Ağaçın toprağın altındaki çekirdekten bakıyoruz şeye, mevzuya. Ben şeyi görmeden, ağacı görmeden çekirdeğin ne çekirdeği olduğunu nereden bileceğim abi? Ben ağacı görmüş bir adam olarak tekrar dönüp bu çekirdeğe bakacağım ki o miraç olacak yani, o gitgel olacak, o hareket olacak yani. Yani hayd-i ittisal kurulacak. Bismillah denen kanunu
anlamaya çalışıyoruz yani. Şimdi o Bismillah denen sistem dedik ya hani birinci sözle evet. başlamış, 30'da hitam bulmuş yani. Bu bir kanun ve bütün kainatta cari bir kanun. E ben bu kanunu okumam gerekiyor. Her şeye Cenab-ı Hak namına bakmam gerekiyor. Onun hesabıyla amel etmem gerekiyor. E bunun komprim olmuş, küçültülmüş şeyi namaz olarak baktığında hani üçüncü nüktede gelecek işte şey vakitlere tahsis meselesi yani. Dörtte gelecek yani. Nerlerden alakalı mevzuları şey yapmış, komple biriktirmiş yani. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın koyduklarına en yani fiilen ve kavlen, lafzen ve amelen, beden ve kalben Cenab-ı Hakk'ın tasarrufuna en güzel mukabelenin namazda olduğu anlatılıyor. Yani beşinci evet. başına göndermemin sebebi o yani. Yoksa Murat abinin dediği gibi hayata bir namaz olarak baktığın zaman yani gene işte Subhanallah'ı ben yani celalini o zaman ben cemalini şey etmeyecek miyim? Görmeyecek miyim yani? Benim fiilime cemali yansımayacak mı? Bedenime mi yansıyacak cemali yani? Anlatabildim mi? Yani hayatın bütünlüğü namaz olarak değil de çekirdek noktasında konulan yani sıkıştırılmış konulmuş bu neyi netice verecek? Yani bu ancak namazda ifade ediliyormuş. O yüzden beş vakte tahsis edilmiş manasında. Yani Cenab-ı Hakk'ın bu tasarruflarına kavlen fiilen cevap vermek ancak namazda oluyormuş gibi bir mana anlıyorum. Bilmiyorum. Bu kalp ve lafz arasında bir ayrım net olarak derde çıkmıyor. Fiil amel noktasında var mı? Şey olarak hani mahiyet, suret, fark mutlaka vardır da. Yoksa laf. Yani, illa ki yani üstad zaten hani mesela kavl, laf, lafz çok birbirine yakın ama illa ki fark var. Ona oturup yani öyle bir kavl, laf, lafzı farkına bakmak lazım. Yani burada mesela Kemal'de Allahu Ekber'i nasıl diyeceğiz amelen? Yani biraz daha oralar daha bana şey geliyor. Yani benim bana bakan tarafı bu işim. Yani ben amelimle nasıl Allahu Ekber demiş olacağım? Böyle pratik. Buna ilerleyen yani nüktelerden aldığımız zaman hayret. Uygulayalım. Yani şey olsun yani bize değsin diye istiyorum yani ucu değsin diye. Hayret ve istihsan diye düşünüyorum. Yok yok daha günlük yani hani az önce dedik ya işte ekonomiyle ilgili dedik, işte evde dedik, arkadaş yani ne Kemal nasıl Allah'a vereceğim ben amelim. Benim anlayabildiğim kadarıyla burada mevzu işte demin Murat abinin birinci derste de söylediği tarzda yani zikir, şükür, fikir ya da işte celal, kemal, cemal denklemini anlamaktan geçiyor. Yani burada kemal niye ortada yani? Bu mevzuyu biraz şey etmemiz gerekiyor, deşmemiz gerekiyor. Allahu Ekber manasının şeyini günlük hayatta ne mana ifade ettiği noktasında anlaşılması için. Dilerseniz onu bir ufak bir şemayla hemen ifade edebiliriz yani şeyde tahtada. Celal, Cemal, Kemal denklemi nasıl bir şey? Yani bu ana denklemlerden bir tanesi dediğiniz gibi yani hayat demişsiniz. Onu da aşmanızı isterim ayrıca yani. Bu hayat şeyine nasıl vardınız noktasında. Şöyle ifade etsek olur mu bilmiyorum da. Hani Celal, Cemal, Kemal. Subhanallah. Kısaltıyorum. Elhamdülillah. Ve Allahu Ekber. Şimdi lütfu kahrı şeyi var bilmeyen çekti azap. O işte nasıldı? O azaptan kurtulup sultan olan anlar bizi. Sultan olan anlar bizi. Şimdi bir üçgen var. Bir ucu Celal, bir ucu Cemal. Celal ile Cemal'in şeyi alemimizde uzak. Yani Celal burada, Cemal burada. Şimdi bak Celal ile Cemal'i birbirine yakınlaştırıyoruz abi. Celal ile Cemal'in bir farkı kalmayınca lütuf ve kahır aynı olunca kemal buluyor değil mi insan? Evet. Lütuf, yani Celal ile Cemal aynı olursa evet. Hastalıklı saat Allah'tan biliyor. Yani hastalığı da şimdi mesela Cemal noktasında örneklendirelim işte Osman abi. İşte hastalık dedik. Buraya işte sağlık dedik ya da şifa dedik. Bunu da sen Cenab-ı Hakk'a verdiğin zaman hastalık senin aleminde kemal bulmuş oluyor yani. Şimdi ortada Cenab-ı Hakk'ın bir tasarrufu var. Vücudunda bir inkılabı var değil mi? Bak dişini ağrıtıyor. Bir tasarrufu var. İnkılap tasarrufu ve ihsanlar yani. İhsan da var. Tasarrufu da var. İnkılabı da var. Sen bunu fark ettiğin zaman bu böyle. Şimdi Celal ne demek? Bir cümleyle özetleyelim. Subhanallah ne demek? Bir cümleyle özetleyelim. Cenab-ı Hak ne yapıyorsa güzel yani yaptığı hiçbir şeyde kusur yok demek değil mi? Evet. Kısaca.
Evet. Hiçbir şeyi kusurlu yapmıyor demek. Not aldık. Elhamdülillah ne demek ya da cemal ne demek? Her şeyi güzel yapıyor demek. Şimdi tekrar ediyorum bak. Hiçbir şeyi kötü yapmıyor, her şeyi güzel yapıyor. Ne fark var? Aynısı yani. Şey ne? Peki Allah-u Ekber ne? Bu ikisi sonsuz tekrar ediyor yani. Bu ikisinin sonsuz olduğunu görmek Allah-u Ekber. Yani şimdi Subhanallah ve Elhamdülillah, yani işte tesbih ve hamd demek olan namaza emredilmiştir derken asıl maksat sana Allah-u Ekber dedirtmek yani. Allah-u Ekber peki ne? İşte Cem'e bakıyor. Netice işte Allah-u Ekber. Cemaate bakıyor. Sen kendi aleminde de... Senin adın kadar değil yani. Daha yani, ötesi. He, tabii. Yani Cemaate cemaat de senin. Sen bir hakkın kadar değil yani. Daha bir ötesi. Daha tabii. Nihayetsiz olması yani. Celal yok yani. Yani gör. Allah-u Ekber dediğin kadarına hamd edebiliyorsun. Ha. Evet, tabii. Mesela sıralama ters olsa bu sefer Allah-u Ekber sana gelse eksik oluyor. Ama tersini söylüyorsun. İşte onu söylüyorum. Onu demek istiyorum. Abi netice dedi, sen değil dedin. Yok, netice işte Allah-u Ekber. Neticesi Allah-u Ekber olacak. Evet. Yani sen ne kadar ona hamd edebilirsin yani. Ne kadar celal gördün, ne kadar cemal gördün o kadar Allah-u Ekber diyebiliyorsun. Ha, ya da şöyle diyelim. Yani nasıl ifade etmek gerekir onu bilmiyorum. Günlük örneğe şey etmeye çalışıyorum, getirmeye çalışıyorum. Yani hasta eden de, şifa veren de ve bunu nihayetsiz derecede şey yapan da. Yani dün okuduk mesela işte hastalıktan şey neydi? İhlaslı bir ibadet ettirmekti bir maksat yani hastalık verilmesinin bir sebebi. Yani Allah-u Ekber de gene başka ne mana var mesela 16. sözden beraber bakılsa. Yani şimdi 3. şuada yani 16. sözün 3. şuasında Cenab-ı Hak'la doğrudan doğruya görüşmenin 4 tane şartı sayılmış. Doğru mu? 4 tane şart koyuyor orada. İşte en son ne diyor? İşte kamer kadar yükselip, Bedir kadar büyüyüp, evet, genişleyip diyor. Kamer kadar yükselip öyle şey olmuyor, mukabil gelmiyor. E peki biz bunu yapamıyoruz, ne yapacağız? Hemen 4. şuada diyor ki bu diyor aslında mümkün. Nasıl mümkün? İşte cemaat de şeyde mümkün. Mevzu nereye getiriyor? Mevzu Allah-u Ekber'e getiriyor yani. Dolayısıyla Allah-u Ekber'in bir şeyi o cem olmakta gizli. Cem olunca Allah-u Ekber bir araya. Yani burada nasıl Subhanallah'la Elhamdülillah işte takdisle tahmid bir araya gelmesi Allah-u Ekber'i netice veriyor. Tazimi netice veriyor. Ayette de zaten ikisi geçiyor, dikkat edin. Yani tesbih ve hamd ilgili ayetler. Bu neyi netice verecek? Bu tazimi netice verecek. Asıl şey, kemal mana, alınmak istenen mana bu. Yani ince sır. Nedense bir manada bu da denilebilir. Yani sana Allah-u Ekber dedim. İşte o buradaki... Özümlerini hemen bitiriyorum abi, sen unutmazsın. Yani asıl mana cem olmak, cemaat haline gelmek. Yani işte gene baktığın zaman mahiyeti insaniyede cem olmak. Yani ceset, akıl, kalp, ruh bütünlüğünü şey yapmak, sağlamak. Bu mahiyeti insaniye bir olursa Allah-u Ekber demiş oluyor kemal manada. Yani sen Allah-u Ekber diyerek giriyorsun şeye, namaza. Yani ne diyorsun? Aslında cem oldum da geldim diyorsun yani. Cem olmadan gittin. Peki nerede cem olacağım? İşte iki vakit ortasında ben o cemi sağlayacağım. Nasıl? Celal ve cemali bir görerek yani. Yani hem işte mukaleme ne olacak? İşte hem dilim böyle söyleyecek, hem fiillerim bunu söyleyecek, hem amelim hem bedenim yani bunu söyleyecek. Yani sadece abi fiiliyat bu namaz kılmak değil. Buradaki incelik ve derinlik o yani. Mesela adam namaz kılıyor şeriata karşı, çarşafa karşı, faize karşı. Bu nasıl namaz abi? Burada nazara vermek istediği birinci bir insana bakıyor. Yani senin namazın iki vakit ortasında işte 8-9'dan önceki sözler var ya gündelik hayatta. Yani bu celal cemal, hastalık, sağlık böyle bunun ikisini de ona vermek, teknolojik gelişmeleri ona vermek, mesela Filistin meselesini ona vermek, ondan sonra ekonomik gelişmeyi, koronayı, ondan sonra depremi. Kemanat bu, Allah-u Ekber bu yani. Onu demek istedin değil mi? Evet, evet, tamam. Yoksa öteki türlü namaz, ezan okunda hemen tekbir Allah-u Ekber dedin, uydum imama. Asıl, yani asıl, burada asıl. Üstadın anlattığı evet, bu değil yani. Oradaki incelik ve derinlik beraber abi. Evet. İki vakit ortasıyla o hareketler tabii beraber yani. Bütün hayata bu manayı şey yapmak. Yani namaz onun sembolü oluyor. Sen ben bütün hayatıma bunu taşıdım. Yani Subhanallah, Elhamdülillah manalarını taşıdım. Ben bunu namazla ifade ediyorum demek yani. İşte o dördüncü... Bak canlı bir misal veriyorum. Canlı bir misal veriyorum. Külliyatta çok var. Tesiri ve şifayı Allah'tan bilmek lazımdır diyor değil mi?
ilaçları kullanmak. İkinci şu anda hani bazı şeyler uluhiyetin azametine, rububiyetin kibriyasına dokunur diyor, değil mi? Rızkını başkasına vermek, şifayı başkasına vermek. Evet, evet. İkinci şu anda. Şimdi ben bak örnek veriyorum. Adam dedi ki ya falan doktora gittik. O kadar doktora gittim ben şey yapamadım. Adam beni görür görmez bana bir ilaç yazdı. Adam öyle bir ilaç yazdı ki evet. Tam şey namaz okundu, bu adam namaza gitti. Oldu mu şimdi? Oradaki tesir ve şifayı kime verdi? Doktora verdi. İlaca verdi doktora. Bu adam nasıl namaz kılacak abi? Münkerin namazı gibi oluyor. İşte üstadın anlattığı oradaki incelik ve derinlik. Kavil, fiil. Lafız amel ayırmış ya, sebebinin bu olduğu metinde çok açık yani. O zaman şöyle oluyor, şimdi sen, şimdi biz mesela öğlen namazına durmadan önce bir takım mevzular konuştuk. Şimdi o konuştuğumuz mevzular, namazda aklına gelmeyen var mı aranızda? Ne konuştuk ki? Maşallah. Şey manalarda ya, yani. Derste konuştuklarımız geldi aklımıza. Müstak manaların tamamı zaten geliyor. Ama şimdi mesela şöyle diyeyim. Mesela birisinin arkasından şey yaptın, konuştun namaza durmadan önce. Murat abinin söylediği gibi gittin tesiri şeye verdin. Doktora verdin, ilaca verdin. Doktora verdin, ilaca verdin. Sen bak yeter ve gerek şartları yerine getirmedin. Yani celal ve cemali şey yapmadın, görmedin. Ya esbaba verdin ya kendine verdin. Ne yapacaksın? Gene tekrar ne birinci söze döneceksin. Mecbursun. Dolayısıyla sen namazdan önceki fiilini, amelini, kavlini, neyse işte oradaki maddeler neyse... Tamamını temizlemedikçe tabiri caizse, arındırmadıkça ene ve tabiattan hakiki manada Allahu Ekber demen namazda ve huzuru şaniye kabul olman kayıtlı kalıyor yani. Neyle kayıtlıyorsun? Bak gene kendin kendini kayıtlıyorsun yani. Cenab-ı Hak sana mı dedi gıybet et diye? Sen kendin tercih ettin gıybet etmeyi yani. Sen esbaba tabiata sana ver mi dedi Cenab-ı Hak? Yani huzuru şahane daima açık. Kaydı kim koyuyor? Aynı 24'ün sözdeki gibi sen koyuyorsun kaydı yani. O yüzden işte zühre ve katre oluyorsun. O yüzden Celal ve Cemal seni ne yapmıyor? Kemale götürmüyor. O yüzden Celal ve Cemal'in alemimizde arası açık. O yüzden mevcudatta ya da eşyada Cenab-ı Hakk'ın Celal'ini Cemal'ini görüyoruz ama hadisatta Celal'i Cemal'i görmekte ne yapıyoruz? Cemal'i görmekte hiç zorlanmıyoruz belki. Ha, orada da kendimize verdiğimiz oluyor yani. Değil mi? Şeyi Cemal'i. Ama yani şey ne, namaz ne, bak ben bütün hayatımda yani hem eşyada her şeyde hadisatta her şeyde her şeyde işte yani vahidiyet ehadiyette eksik oluyor yani. Yani her şeyde ve her bir şeyde yani hem vahid evet hem ehadiyet noktasında ben celali ve cemali bu iki vakit ortasında başıma gelenlerin tamamında ya da bir kısmında şu kadarında gördüm demek oluyor yani takdim etmiş oluyorsun. Sürekli bir icraat var, sürekli inkılap var, sürekli tasarruf var, sürekli ihsan var. Bunlar nihayetsiz. Sen ama nesin? Mahdutsun. Hepsini görebiliyor musun? Göremiyorsun. O zaman zaten kafadan subhan Allah demek zorundasın. Şu da abi ve Osman abinin daha demin sormuş olduğu bu hayat içinden kemal, Allahu Ekber nasıl denilebilir? Bu izlemiş olduğumuz metotla önceki sözlere gittiğimizde üçüncü söz başındaki ayet, ey insanlar Rabbinize ibadet edin. Bir emir ayeti. Ve orada diyor ki tam münevverül kalp bir abdi küreyi arz bomba olup patlasa ihtimal korkutmaz. Mesela kemal Allahu Ekber. Yani hayat namazın içindeki bizzat karşılığı abi. Yani küreyi arz bomba olup patlasa korkutmaz. Ekonomik kriz korkutuyorsa sen bir abd değilsin. Yani atıyorum veyahut da bir kemal hastalık seni korkutuyorsa mesela hadiste geçiyor abi. Koronada ben bunu tabii çok şey neşretmedim de çok böyle üzerine çalışmak lazım. Hastalık bulaşması yoktu diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi zahirde bakıyorsun adetullah'a göre işte bulaşıcı falan diyor. Ama adetullah'a göre yani o tevhid mertebesine ulaşamayınca hastalık bulaşıyor. Ben ona bulaşıyor nazarıyla baktığım için bir tecelliyata mazhar oluyorum. Ama hastalık bulaşmaz diye sağlam bir itikat olsa o hastalık ilk yaratan kim diyor hadiste efendim. Sahabe diyor ya Resulullah işte bulaşıyor diyor falan. Tamam mı? Onu ilk yaratan kim diyor. Yani kim söylemiş, kime söylemiş, hangi makamda söylemiş tevfikini yapmak lazım. Hangi makamda, hangi tevhid boyutunda söylendiğine bakmak lazım ama yapanın Allah olduğunu bilmek yani. Her şeyi yapanın Allah olduğunu bilmek. Yani özür diliyorum abi. Yani şöyle bir mevzu da var. Şimdi gene aynı şey yani. Şu tabelayı sen söylemiştin ya bak ben yapmışım bunu. Farkında değilim. Subhanallah inkılap başı irtibatlandırmışım bakarsın. Bir de şöyle bir şey var. Gene aynı şey kanuni. Bunu üçgende gösterir. Bunu gene üçlü şeyde de gösterebiliriz. Manada da gösterebiliriz.
Şimdi bizim bulunmamız gereken yerin tespiti manasında aynı zamanda bir şey mesela. Mesela Newton fiziği var, değil mi? Bir de neydi o? Kuantum fiziği var. Vahidiyet var, değil mi? Ehadiyet var. İşte Cemal var diyelim ya da Celal var da denilebilir. Celal var. Bir de yani pencerelerden seyret, işlerine girme gibi düşün abi. Bir de bizim bulunmamız gereken konum var. Şimdi bir mevzu ya, mesela buna ne diyelim mesela, buraya zahir diyelim. Buraya batın diyelim mesela. İşte afak diyelim. Buraya enfüs diyelim. Yani bu şifrede, yani o Allahu Ekber'in ortaya gelmesi ya da işte fikrin ortaya gelmesinin bir şifresini şöyle izah etmeye çalışıyorum ben kendime. Sizden de paylaşıyorum. Yani bir mevzuyu Newton fiziğinden izah ettiğin zaman adam sana kuantum fiziğinden ilgili sorularla geliyor yani. Bunu nasıl anlatıyorsun? Newton fiziğinde bunun cevabı yok. E diyor ya, bu sorunun cevabı yok mu? Var. Ama nerede var? Burada var. E o zaman kuantum fiziği mi doğru? Newton'u inkar mı edeceğiz? Etmeyeceğiz. Bunun cevabı burada, bunun cevabı burada. Bütün mevzular için bu geçerli. Yani ben sadece işte zahirle meşgul olursam, mesela buraya şöyle de diyelim, suret diyelim, mahiyet diyelim. Benim yapmam gereken bunları cem etmek. Burada durmak yani. Burada durmam isteniyor benim. Çünkü bütün hadise burada oluyor, bitiyor. Buraya insanın zihni de diyebilirsin yani. Buraya alemi şehadet, buraya işte alemi ervah, buraya da alemi melekut diyebilirsin. Aynı zamanda insanda da şeye bakıyoruz, zihne bakıyoruz. Kemal mi orası? Kemal oluyor. Kemal oluyor burası ya. Yani burada durduğun zaman kemali görüyorsun. İşte burada abi, durduğun zaman Allahu Ekber diyorsun. Hani o arada duruyorsun ya. Evet. Mesela şimdi asfiya deniyor. Risale-i Nur'a göre asfiya, imani, dini bir, akaidi bir meselenin alemi gaybde ve alemi şehadette yerini gösteren. Asfiya bu yani. Doğru. İşte o insani berzahlar diyor ya mesela, evet. Şeyde. Ay takip yani. Böyle ya. Bizim şeyimiz, vazifemiz burada durma. Yani bunların iç içe olduğunu fark etmek yani. Celal ve Cemal'in iç içe olduğunu fark etmek. Burada bunları tevhide getirmek asıl şeyimiz, vazifemiz yani. Şimdi tevhide niye gelemiyor adam? Niye müşrik oluyor mesela? Sadece Newton fiziğinden bakıyor mevzuya. Sadece vahidiyetle izah etmeye çalışıyor. E şimdi kanunla da hareket ediyor Cenab-ı Hak. E kanunsuz da hareket ediyor. E şimdi adam sadece kanunlar var, Allah böyle muamele ediyor dediğin zaman, ehadiyetle ilgili kanunsuz bir iş gösterdiğin zaman izah edemiyorsun yani. Adamın kafası yatmıyor mevzuya. Dolayısıyla burada duran adam, Murat abinin dediği gibi, yani buna velayet-i usta da diyebilirsin yani. Şey olarak, konum olarak yani. Bir veçesiyle yani. Aslında velayet-i kübra mesleğidir yani, ama ortada yer alması noktasıyla velayet-i usta da denilebilir. Burada durduğun zaman, bunlara beraber baktığın zaman, şu üçgeni hatırlayın abi, burası bu orta nokta oluyor yani. Bunların hepsini bir şeyde toplamak, bunların aslında birbirinden farklı şeyler olmadığını, farklı ama tevhide gelmesi gereken mevzular olduğunu anlamak, asıl şey bu. Yani birlemek. Birleme, namaz da bunun ifadesi olmuş oluyor işte. Yani bak, nereye bakarsan bak. Yani ister kainata bak, ister küre-i arza bak, ister şeye bak, kainata bak. İster inkılaplara bak, ister tasarruflara bak, ister iş sanatlara bak. Bunların hepsini, ister işte dünyanın ilk yaratılışına bak, ister birinci güne bak, ister altıncı güne bak. İster şeye bak, öğle vaktine bak. İster işte bahar mevsimine bak, ister kış mevsimine bak, hiç fark etmez. Sen onların hepsini şey yapacağın, o inkılapların, tasarrufların, ihsanların tamamını işte altı kanuniyetine göre konulmuş, her birine şey yapılmış. İnkılap başı olarak bir namaz vakti tayin edilmiş. Sen o vakitte gelip o iki vakit arasında yaptığın tesbih ve hamdlerini Allahu Ekber olarak, bunun sonsuz olduğunu, yani bu altıların bitmeyeceğini, yani şey var, ağaç var, çekirdek var, meyve oldu, bu meyve tekrar düşüyor, tekrar ağaç. Tekrar. Seni kayıtlamıyor, iki vakit oradası diyor ya, ben diyelim ki ehli kalp bir insanım, kalplerim derece hayattan çıktım. İki vakit, mesela ben kıyametin, şey, dünyanın başlangıcıyla kıyamet alıyorum iki vakitte. Vakit anlayışı derinleşme nispetinde yani, değişiyor. Çünkü değil, dördüncü ve beşinci günü, hususen dörtte zaman noktasından anlatılmış ya.
Yani senin sadece öğle ile ikindi arasında kayıt koymuyor. Koymuyor, tabii. Zaten şeyde, Mesnevi'de diyor ki insan en evvel en büyük fazla tesbih ve tahmiddir diyor. Bu nasıl olduğunu izah ediyor. Mazi, müstakbel, evet. Anciyet ile diyor. Evet. Yoksa... Üç mertebe alfak diyor ve şehadet diyor. İşte üç mertebesi var onun. Çünkü sadece i̇şte, iki vakit arası değil yani. Namaz sadece o anı ha, gösteriyor. Tabii, evet. Bazı ve müstakbeli senin cemiyet yer oluyor yani şey namaz. Senden istenen ol. Böylece ne yapmış oluyor? İşte afakla enfüsü cem etmiş oluyor. Miraç olmasının şeyi de bu yani. Evet. Namazın miraç olmasının sebebi de o. Peki niye bu beş vakit sürekli tekrar edip duruyor? Hatta yani bitmediğinden usanç veriyor diye soruyor yani. Evet. Doğru baktığın zaman mevzuya bak 30. sözde tahavülat-ı zerrat meselesinde bunun hikmetlerini anlatırken söylüyor yani. Yani bu hareketin şeyi ne? Sebebi ne? Hatta 24. mektupla da bağlayabiliriz. Ha, evet. Yani Cenab-ı Hakk'ın şuunatı bunu iktiza ediyor. Bu şey hiçbir zaman durmayacak. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 cemini gösteriyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cemini gösteriyor. Yani sürekli meyve, ağaç, çekirdek meyve, çekirdek meyve, çekirdek meyve. Yani çekirdek niye dikilir? Meyve için. Meyve için. Çekirdek meyveyi verdi. Bitti mi mevzu? Bitmedi. Ha, ismi azam ne? Haşir niye ismi azama bakıyor? Bu çekirdek son meyveyi verecek. Ondan sonra başka bir ağaç verecek yani. Orman olsun yani gayet. Yani o artık daha bir saadet-i ebediye şeyi, ağacı, kanuniyet değişecek. Yani hikmet devreden çıkacak, kudret devreye girecek yani. O oranın sistematiğini anlamanın formülü olduğu için haşr-ı azam, ismi azama bakıyor. İsmi azamı anlamak için de ne yapman lazım? Bu bütün hareketlerin arkasındaki bütün esmaların bütün mertebelerini şey yapman lazım. İşte Aleyhisselatü Vesselam Miraç'ta yani bütün esmanın bütün dairelerinde esma dairelerinin ve o dairelerin her mertebesindeki bütün tabakatın bütün tabakattaki tasarruf, ihsan ve inkılapları görerek Allahu Ekber demiş yani. O yüzden Miraç-ı Azam olmuş yani. Biz de o Miraç'ın ne yapıyoruz? Gölgesinde işte bunu Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığını taklidden ifade ediyoruz. O yüzden mesela altıncı sır salavata bakıyor yani. Ona şeysin. Yani sen Rabbine muhatap olabilirsin ama Rabbül Alemine muhatap olmak için salavata şeyin var, ihtiyacın var yani. Çünkü bunu ben göremem yani. Bir ismi azamla ben hele bütün esmanın azam mertebesinde muhatabiyete benim elim yetmez. Bana yardım et diyorsun yani. Namaz mı bunun ifadesi? Yani o zaman şimdi bak namazdaki etteyyatüler, namazdaki salavatla nasıl küllileşiyor yani? Öbür türlü ceseden alemi şehadette bir şeyin oluyor. Namazın oluyor yani. Ama zihnin durulaşması, yani senin dimağın bütünlüğe gelmesi, hepsini bir araya getirebilmen ancak bu sistematiğe beraber yani. Subhanallah, elhamdülillah, Allahu Ekber sistematiğine ya da Celal Cemal Kemal sistematiğine ki bütün hayat buna bakıyor evet. Dediğin gibi. Bunun ifadesi olduğu için işte ince ve derin bir şey olmuş, mana olmuş. Bunu da beş müddede şey etmiş, izah etmiş yani üstad diye özetlenebilir. Bu Allahu Ekber'de lafz ifadesi kullanılması lafzullah olarak geçiyor Allahu Ekber. Bir cem makamı var. Olabilir. Dolayısıyla sizin demiş olduğunuz manaların bütünlüğünü ifade etmek adına lafzen tabiri kullanılmış olabilir. Kalp sanki biraz daha dile bakıyor. Kavli leyin bir ayette geçiyor mesela yumuşak söz ver şeyle. Biraz daha... Alemi şehadet, alemi misal ve alemi melekut, alemi gayet dememin bir sebebi de o. Yani kavl, lafz, alemi misalde, melekutta, kalbende, hakikatta yani alemi evet. Gayette bir mukabele olmuş oluyor yani. Yani zahirde aynı gibi gözükse de aslında derinlik farkı ve şuur farkı var. Şuur katmanları. Alemlere yani sen sadece alemi şehadetten, cesetten şey ibaret değilsin. Dolayısıyla onların bütünlüğünü ifade etmek için bu tarzda alemlere göre bölmüş yani. Senin alemi işte melekutta aklın ve kalbin var. Alemi ervahtan ruhun var. Oradan toplandın geldin sen bir bütünsün. Sadece şey olarak baktığın zaman, ceset olarak baktığın zaman o zaman sadece burada kıbleye döndün. Namazı kıldın, alemi şehadette namaz kıldın sadece. Aklın kalbin neredeydi? Başka yerdeydi. Aklın kapının önündeki arabadaydı, kalbin çocuğundaydı. Ruhun zaten geziniyordu yani. Sen onları bir araya getireceksin de o ibadet ruhlanacak yani. Sen o üç elifi bir araya getireceksin de dördüncü elif olarak ruh
gelecek de o zaman huzur-u şaniye kabul olacak, o nispetli olacak ya da öyle denilebilir yani. Yani bu mühim bir inkılap başı, azim bir tasarruf ilahinin aynesi. Tasarruf insana da külle ilahinin mahkesi, insanın hayatının her anında gözüken üç tasarruf olarak anlayacağız. Yani hiç boşluk yok. Yani. Hani hayatın adeta celal, kemal ve cemal içerisinde yorulması ve o yorulmanın içerisinde İstihade benim yakalamış olduğum aynen şey anlamlandırma. Için. Bunları ben işte birinci nüktede kavlen ve fiilen, lafzen, amelen, kalben, bedenen söylerken aslında namazdaki rükû ve secde fiillerinden değil, aslında tamam. Reaksiyonlarım, tepki, şuurunu, hani tepkilerim. Şuurunu nurlandırıyorsun. Evet. Şöyle de diyebiliriz sanki, o derste hani Esma-i Hüsna dedin ya, hani Hüsna görmek, güzel görmek. Olan bitenin hepsinin bir Esma olduğunu, yani bunlarda bir kusur olmadığını, Esma olduğunu görmek, celalli bir bakış. Bunun Hüsna olduğunu görmek, cemali bakış. Bunu fark eden de kemali hal oluyor işte. Bu hal kemal oluyor. O manayı dersin sonunda böyle bir çizelge yaptım tekrardan. Tekrardan alacağım, çekirdeği indirmeye çalışacağım meseleyi. O da tekrardan konuşalım onu abi. Şeyde... Namaz vakitleri dedim ya Osman abi, senin söylemiş onu. Mühim inkılap başı tesbihe bakıyor. Azim tasarruf ilahinin aynesi razime bakıyor. Tasarruf insan tekülleri mahkes elhamdülillah bakıyor. Ubudiyet dairesi bütün kuvvetiyle rububiyet dairesi hesabına çalışır. Mesnevi'den bir kopya çektik. Yani bir mukabele var. Ona mukabil bir şeyler söylüyoruz. Subhanallah böyle. Zaten diğerlerini de konuştuk gibi ama bir hızlı bir okuyup tekrardan bir özetleyeceğim. Kemaline karşı lafzan ve amelen Allahu Ekber deyip tazim etmek. Buradaki kemal manasını, celal ve cemalin bütününü görme manasında konuştuk. Ve cemaline karşı da kalben ve lisanen ve bedenen deyip şükretmektir. Demek tesbih ve tekbir ve hamd namazın çekirdekleri hükmündedir. Aslında hayat namazının çekirdekleri hükmündedir. Daha namaza geçmedik. Ondandır ki namazın harekat ve eskarında bu üç şey her tarafında bulunuyorlar. Hem ondandır ki namazdan sonra... Namazın manasını tekit ve takviye için şu kelimat-ı mübareke 33 defa tekrar edilir. Namazın manası şu mücmel hülasalarla tekit edilir. Aslında hayat namazının, yani benim birinci söze itibaren şuraya kadar gelmiş olduğumda biz müşahit, mütenezzih, mütehayyir, mütefekkir olarak kainat üzerinde inkılap ve tasarruf görüyoruz. Bu celale karşı kal ve fiille subhanallah diyoruz. İkinci olarak da yine aynı makamda dört en vazifemizde yine cemali olaraktan inkılap, tasarruf ve ihsanı görüyoruz. İhsan, tabi ihsanın dereceleri var. O yüzden ihsanı ekstra bir şey olarak aldım. Orada da biz lafzen ve amelen Allahu Ekber diyoruz. Ve son olarak da yine dört en üzerinden inkılap, tasarruf ve ihsan var. Ve bu sefer de elhamdülillah diyoruz. Bütün bu süreç, iman süreci ki ayetlerde de bizi çokça teşvik ettiği temel unsurdur. Yani bizden amel istenmiyor. O ameli netice verecek şuur isteniyor. Amel kendisinden ortaya çıkacak zaten Allah'ın izniyle. Yani doğru bir Kur'an muhatabiyeti. İnsaniyet üzerinden gittiğimiz zaman İslamiyet'in ibadetleri zaten onu netice verecek. Yani o mutlaka ibadet, o reaksiyon çıkacak ortaya. İmanın yani. Gereği olarak amel. Aynen, imanın gereği amel olacak yani. Şu noktada şimdi tekrardan başa sarmaya başladığımızda, yani birinci sözden itibaren nereden meseleyi namaza getirdi? Yapanın Allah, tasarrufun, hayrın, vücudun Allah tarafından yapıldığını, her ne vücuda çıkıyorsa hayır, hayır yapanın da Allah olduğunu anladık. Ve insanın ve tabiatın tabii iki noktadaki tesirinin yokluğunu, yani la ilahe inşası burada yapıldı. Yani insan ve tabiatı vehmi olan ilahlığını ortadan kaldırdı. İnsana da iki tane kanat verdi, az ve fakrı verdi. Ve ben az ve fakrı kullandığımda, enfis ve afakta her şeyin bana musahhar olduğunun farkına varıyorum. Bakıyorum ki aiz ve farkma binaen bütün bedevi Arap çöllerinin hükmündeki bütün varlık sahasında ben noktayı müntahada adeta nazik, nazirin, nazlar bir çocuk gibi besleniyorum, idareye olunuyorum ki 14. Leman'ın 2. makamında bu nazara veriliyor insan için. Ve bu noktada kainata baktığımda da kainatta da iki tasarruf görüyorum. Bir kudret, bir de rahmet. Yani kudret ayetiyle bir şey gösterilirken bana beni korkuya dayalı değil, oradaki kudret içerisindeki şefkati göstererekten beni bir ibadete çağırıyor. Bak bunu nasıl anlıyorum peki? Her şeyin takatının fevkindeki hizmetlerini görüyorum. İşte incecik sigara gibi yumuşak nazelik kök ve damarlar, sert olan taş ve toprağa deler geçer. Ha, demek ki taşın sertliği tabiatından değil, işte ipek gibi yumuşak kök ve damarların yumuşaklığı da kendine ait bir şey değil. Orada bir tasarruf var. Onu görüyorum ve bir de tabiatına muhalif vaziyetleri de görüyorum. İşte ateş açan hararete karşı yaprakların yaş ve kuru kalması. Bu bendeki bütün o tabiat
tabii ki bu çok önemli. Bir şeyin kendinde gözüken özelliğini kendine vermek tabiatperestliktir. Yoksa ağaçtan elma alıyorum falan diye böyle çok basit manadaki tabiatperestlik değil. Ben duvara vurdum, bu duvar serttir dediğimde, ateş yakar dediğimde o yakma özelliğini, sertlik özelliğini orada bir inkılap, bir tasarruf olarak göremezsem orada ben onun tabiatına veriyorum. Bu tabidir diyorum yani. Kendine aittir. Şimdi bunu gördük. Kudret ve rahmet ayetini gördük ve her şeydeki rahmeti müşahede ettik. Bizi her şeydeki rahmeti müşahede ettirecek olan 4 tane temel öğreti üzerine bunları konuşuyoruz. Hüdabil, hüdaperest, hak ediniş ve güzel ahlaklı. Ben böyle olduğum nerede ortaya çıkacak? Dünya, vefat, tevellüdat, zihayat, sadalar ve mevcudatı değerlendirirken bu müşfik ve intizamperver okların karşısındaki ona bakıyor olarak algılamayın. Yalnızca dünyayı, vefatı, tevellüdatı, zihayatı, sadaları ve mevcudatı yorumlama neticesindeki görülen vasıflar olarak algılayın. Yoksa işte dünya adalete bakıyor şeklinde bir şey yapmadım, nizam koymadım oraya. Adaleti, merhameti, raiyetperverliği, muktedir ve intizamı ve müşfiği gördükten sonra kainata baktığım zaman yine insaniyeti kullanıyorum. Yani ekstra bir şey yapmıyorum. Yalnızca insaniyetin mahiyetindeki kendi varlığımı kullanaraktan, varlık üzerine alanlandırma yapıyorum. Her şeyin itaat üzerine ibadet ettiğini görüyoruz 3. sözde. Ve insan da ibadete davet ediliyor. Yani bu sistem içerisindesin. Bu sistem içerisindeysen sen insan olarak sistem içerisindeki sana düşen vazife bir şey gerçekleştiriyorsun. Çünkü o sistem dışında çıkamıyorsun. Çıkamazsın. Mahiyetini anladın. Hadisat ve mevcudat üzerinde de okumanı yaptın. Bir şey yapman lazım. Bu sana namaz olarak anlatılıyor 4. sözde. Ama 24'teki birlik bir namaz. Yani namazın sureti. Yani bir kalıba dökülecek yavaş yavaş. Ondan sonra bize bana bu şuuru unutturan rızık endişesi var. Temel problemimiz. Rezakiyeti bana alemi şehadet üzerinden delillerle tedavi ediyor. Yani sen diyor rızık için endişelenme. Çünkü alemi şehadete baktığında göreceğin bütün rızıklandırmanın hepsinin zaten yine aynı zat tarafından yapıldığını göreceksin. Yani varlık sahasına iktidarla ve ihtiyarla olmadığını, yine az ve fakra binayen inşa edildiğini bize gösteriyor. Ve ben 6. sözde insaniyetin bütün cihazatını din ile işlettirmeye başladığımda, mahiyet insaniye dediğin Tekin abi senin, o zaman benim hayatımı anlamlı kılacak olan iki hakikat daha çıkıyor. Ben Allah'a ve ahirete iman. Şimdi buraya kadar geldik. Burası iman eğitimiydi. Şimdi 8'de artık adeta tatbikat sahasına dökülüyor. Yani senin ilk 9 sözde almış olduğun, 10 sözde almış olduğunu ben ilk 8 sözde aldım. Ama senin mana çok hoşuma gitti. Allah razı olsun. Şimdi ben dini hakla, yani buraya kadar bir iman eğitimi aldığımı nerede ortaya çıkacak dediğimizde 8'in sözde çok geniş bir hayat okumasıyla anlayacağız biz bunu. Yani ben hayatı, dünyayı, eceli, ömürü, gece gündüz, kabir, musibetleri, nimetleri, varlık sahasını, ölümü neyle anlamlandırıyorum? Anlamsız mı? Hayatlı mı benim için? Yoksa tesadüf, sıradanlık, tabiat ondan sonra gibi yorumlamalar mı yapıyorum? Eğer bunu ben din-i hak üzerine yapıyorsam bütün tasarrufatı hayatlı ve manalı görmek zorundayım. Bir. İkinci olarak da bütün tasarrufatı yapanın kayyum olan Allah olduğunu. Yani ayetler tefsir üzerinden gidiyorum. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum innet dine indallahi islam. Bu üzerine yorumlamaya başladığımda ben bunu böyle yapıyorum. İspatı nedir? Sağlaması. Her şeyi güzel görmek. Bunun sağlaması her şeyi beğenmek. Peki bunu yaptın. Bunu nasıl ifade edeceksin? 3 kelam. Subhanallah. Allahu Ekber, Elhamdülillah. Kalıba nasıl dökeceğiz? Namaz. Yani aslında ikinci nükteden itibaren namazdaki fiillerle namaz başlıyor diye anlıyorum ben. Ama ilk iki noktada, yani giriş ve birinci noktada aslında hayat namazının bir anlamlandırılması var. Zaten ileride bunu salata şey yapıyor. Evet, bağlıyor. İdare şeyde gidiyor. Yani aslında bizim şuur kalıbıyla, şuurda başlanan hayat namazı 9. sözde ikinci nükteden itibaren yavaş yavaş o şuurun kelamının fiile dökülmüş hali olarak bize ders veriliyor. Nasıl birbirine bağlı değil mi? Yani? Acayip bir örgü var. Yani çok şey dehşet örgü var. İşte evet. Yani bu kanuniyet dediğimiz bu abi işte. Yani o birbirinden irtibatları hep aynı neticeyi verdiği zaman bu kanuniyet oluyor yani. Yani aslında şuur namazı esma, fiil namazı da hüsnaya mukabele olarak oluyor. Yani hani bizim ilk böyle düşündüğümüz namaz nerede? Hani Allah var, emrediyor cennete gitsinler diye bir meşgale veriyor ona böyle. Hani bir şey yapsın da ben onu test edeyim. Yapanları da cennete koyayım, namazı nerede? Yani hani zahirde öyle bakıyorduk namaza yani. Allah var bize evet, cennetine evet koymak için bir şey yap. Yani böyle yapacaksınız, ben siz yaparsanız, 5 vakit namazı kılarsanız götüreceğim cennete.
bakışıyla bu... Bu namaz buradaki cenneti yaşatıyor abi. Belki bu buradaki yaşadığımız cennetin teşekkürü oluyor bu namaz. Çünkü böyle bir kainatı okuduğunca zaten kendisi cennet içerisinde bir mukabele. Hani rüyetullah aslında hani cennette ben Allah'ı nasıl göreceğim? Sen hadisat zeminde Allah'ı nasıl görüyorsan tamam, onun toplamı en kemal manada orada öyle gözükecek. Yani mesele cennette Allah'ı görmek değil ki. Mesele burada Allah'ı görmek. Burada Allah'ı gördüğünün alameti nedir işte? Bu okumadır. Onun en cüz'i alameti 3 kelamdır. 3 kelam da 3 harekettir. Namazdır. Yani o yüzden de namazı terk eden kafirdir manası. Hani itikadı kafir olarak bakmamak lazım. Bu hakikatin üzerine yani külli bir hakikatin üzerine örttüğü için küfürdür yani. Çok derin bir örtmedir yani. İşte bütün inkılabı, bütün tasarrufu, bütün ihsanatı örttüğün için de ebedi cehennem. Çok dehşetli bir şey yani. Tabii yani çok dehşetli bir şey. Bunu işte ödeyemezsin şey yani. Ya o yüzden de zaten bir namaz öyle evet. O kadar kıymetli ki bir namazla nihayetsiz şeye külli bir abdiyetle, ubudiyetle cevap verebildiğin gibi bir aksatmakla da külli bir helaketin şeyini açıyor. Hakiki manada fıkıh-ı ekbere göre iman esası üzerine namaza baktığımızda namazın kazası olmaz. Ya bitti ki bir daha o inkılap olmaz. Bir de o tasarruf olmaz. Hani o Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in namazı vaktine kaçın duruyor kainat. Şimdi ya öyle şey mi olur? Namaz böylesi o da öyle olması lazım onun. Yani başka da olmaz yani. İşte eğer yani, namaz buysa o dünyanın durması lazım. Eğer o dünya durmazsa o namaz olmaz abi. O yüzden durduruyor namazı yani. İşte bu mananın anlaşılması için sen şimdi bunu vahidiyetle izah edemezsin. Anladın mı? Evet. Ehadiyetin devreye girmesi gerekiyor şeyin durması için yani. O yüzden mesela 14. sizin dediğiniz şeyi teyiden şey söyleyeceğim. 14. lemanın 2. makamında bize ne anlatıyor? Vahidiyet içindeki ehadiyeti nazara veriyor diyor. Ukul dağılıyor çünkü. İdrak etmek zorlaşınca mikro aleme çekiyor bizi yani. İşte normalde besmelenin arkasına niye eklenmiş o? Yani tabii mütemmimi hükmünde yani. Çok önemli o. O yüzden önemli. Yani o yüzden ben Murat abinin söylemiş olduğu hani ilk ne zaman yazılmış noktası işte Risale-i Nur'da dedi ya hani 23'ün söz binde önde yazılmış falan hani 23'ten alabiliriz. Alabilir miyiz? Alabiliriz. Doğru mu? Yanlış değil ama tanzim olaraktan ilk bu şekilde dizilmesi bence konunun sistemli şekilde anlaşılmasında çok önemli bir faktör. O yüzden ben hep geriye doğru gitmek için uğraştım. Çünkü öteki türlü ileriden bir şey getirmek daha kolaylaştırıyor. Daha rahat anlatıyorsun mesela. Sunumlarda daha rahat oluyor bu mesela umumi derslerde. Ama geçmişten alınca abi zorluyor motoru. Bu buraya geliyor diyor. Bu buraya geliyor diyorsun ve o i̇şte tefekkür de açılıyor. Birisi ben nerede doğru yapıyorumun cevabı oluyor. Birisi ben nerede hata yapıyorum cevabı. Evet. Sen şimdi ben nerede hata yapıyorumu netice verecek tarzda bir silsile takip ediyorsun. Yani nerede hata yaptığını bulmak için o bağı kopartmadan bire geri dönmen gerektiğini, evet. ikiye geri dönmen gerektiğini... Yani işte bu şey gibi yani böyle mütemmim cüz gibi olmuş, tecezzi etmez bir kül gibi olmuş yani. Hiç bahane yok. Evet, edeceğiz. Hiç bahane yok. İşte bunu bu şeyde ortadayken görmek gerekiyor. Yani bu tarafta görmekle iş bitmiyor ya da sadece bu tarafta görmekle iş bitmiyor. Zaten bu tarafta görenler işte zahirin şeyini netice veriyor. Bu tarafta görenler de batının netice veriyor. O zaman işte lübbü bulamıyorsun, kışırdan meşgul oluyorsun. Hakikati bulamıyorsun, hayata... Mesela şey batın da kışır olmuyor. Tabii başlıyor. Aldanır ve aldatır oluyorsun ondan sonra ki öyle olmamak için yani hakikate müteveccih etmenin yolu bu tarzda kurulmuş kanuniyeti bu. Bu kanuniyeti tatbik eden hakikate şey yapıyor, ulaşıyor. Yani gene bağlayacak olursak ince sır dediği buradaki bunu göstermek. Yani bu tarzda bir kanuniyet var. Bunun sembolü namaz olmuş yani. Bu kanuniyetin sembolü namaz evet. olmuş yani. Elhamdülillah. Benim abi ifade edeceğim şeyler bu kadar. Yani Allah çalışabildiğim... Tekrar edeyim size, ben kaçırdım ya. Allah iman, ahiret imandan sonrasın. En üstte. Yani yedinci sözden sonrasın. Ha, yedinci sözüne kadar abi bize bir iman eğitimi verildi. Ha, iman eğitimi, sekizinci sözde bize iki ayet tefsir ediliyor ya. Allahu la ilahe illahu vel hayr kayyum ve innet dine inde Allah İslam. İki ayet tefsir edilecek. Yani dine hak anlatılacak. Şimdi dine hakkı, benim dine hak öğretine tabi olduğum... İlk 7 sözden almış olduğum öğretiyle olacak. Peki bu nasıl belli olacak? Bunun sağlaması, hayat yorumlaması. 8 sözün içerisindeki temsilden hakikate geçtiğimizde mesela hayat, dünya, ecel, ömür, gece gündüz, kabir, musibet, nimetler ve varlık ve ölüm gibi hakikatleri neyle yorumluyorum ben? Bu yorumlamam benim bir tasarruf üzerine ise orada ben hayat görmem lazım. Yani mesela ölümü öldürmem lazım. Tamam mı? Mesela musibetlerin manasını çözmem lazım. Hayat ve tasarruf olarak görürsem hayatlı ve manalı görmem lazım. Bunu görmek için de her şeyi yapanın Allah ve yaptığı gibi
yaptıktan sonra idame eden, hala ona tasarrufta bulunan, kayyum olan Allah'ı görmem lazım. Bunu gördükten sonra benim ispatı nedir peki? Her şeyi güzel göreceğim. Çünkü Esma Hüsna tezgahından çıkan her şey güzel olacak. Peki bunun ispatı nedir? Her şeyi beğeneceğim. Lütfu kârı şeyi vahit olacak. Peki bunun farkındalığı oldu mu? 3 tane kelam çıkıyor ağızdan. Subhanallah, Allahu Ekber, Elhamdülillah. Ondan sonra bunun da kalıba dökülmüş halisi namaz olmaya başlıyor. Ve namazı ben bu şekilde ifade etmeye başlıyorum yani. Evet. Subhaneke la ilme lena illa muallemtena inneke enten alimul hakim ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. Dersin hitamı, hayattaki dersin başlangıcı için El Fatiha.